Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde normal dağılımla ilgili alıştırmaları çözümlüyoruz. Kitabınızda sayfa 221-224 arasında 16'dan 34'e kadar olan alıştırmalar var. Bu alıştırmaları çözümleyeceğiz. Öncelikle 16. alıştırmayla başlıyoruz. 16. alıştırma şöyle. Rastsal değişken Z'nin standart normal dağılıma uyduğunu düşünelim. Aşağıdaki olasılıklar hesaplanması bizden istenmiş. İlk olarak Z'nin 1.20'den küçük olma olasılığı sorulmuş A seçeneğinde. Şimdi elimizde standart normal dağılıma uyan bir değişken var. Dolayısıyla X'ler değil Z'ler verilmiş. Bunun da ortalamasının 0, standart sapmasının 1 olduğunu biliyoruz. 16. soruda tamamen bu standart normal dağılıma ilişkin sorular bize sorulmuş. A seçeneğinde Z'nin 1.20'den küçük olma olası. 1.20 sıfırdan büyük olduğu için ortalamanın sağında, yani şurası mesela 1.20 olsun. Bundan küçük olma olasılığını sormuş. Şu geride kalan alan. Bakın bunlar Z değeri olduğu için tablomuzdan doğrudan burayı okuma şansına sahibiz. Yukarıda cevabı var. Birikimli olasılık gösterimiyle ya da 1.20'ye bakılmış tabloda. 88.49 olarak alınmış. Ama biz yine de tabloyu tekrar hatırlatma açısından bir gösterelim. 1.20, 1.2'yi buradan seçtik. Son rakam da 0. İkisinin kesişimi gördüğünüz gibi %88.49 olarak tablodan okunmuş oldu. Dolayısıyla sorunun yanıtı %88.49 oluyor. Yukarıdan da gördüğünüz gibi. Devam edelim hızlı bir şekilde. Bu sefer Z'nin 1.33'ten büyük olmasının olasılığı bize soruluyor. Pekala, yine Z, yine sıfıra birlik dağılım söz konusu. 1.33 yine ortalamanın sağında yer alıyor. 1.33'ün bu sefer büyük dediği için sağında kalan alan. Bunu simgesel olarak şöyle göstermişiz. Z'nin 1.33'ten büyük olma olasılığı 1-PZ küçük 1.33. Yani eğrinin altındaki alan 1 ise ben 1'den 1.33'ün gerisindeki şu beyaz kalan alanı çıkartırsam olasılığı bulabilirim denilmiş. Dolayısıyla ne yapılmış? Şu 1.33'ün birikimli olasılığına tablodan bakılmış. 1.33 neymiş? 90.82'ymiş. Yazalım 90.82'yi yerine. Burası 90.82 ise sorunun cevabı 1-90.82, yani %9.18 olarak bulunmuş. Hemen bir sonraki seçenek, Z'nin -1.70'den küçük olma olasılığı sorulmuş. Şöyle hızlıca Z 0'a 1. Negatif değerler 0'ın sonunda, şurası -1.70 olsun. Bundan küçük olma olasılığı taradığımız alan soruluyor. Burada simetriden yararlanacağız. Negatif değerler tabloda yok. -1.70'in 0 ortalamaya göre simetriye artı 1.70. Dolayısıyla 1.70'in sağındaki alanla -1.70'in solundaki alan simetriden dolayı birbiriyle aynı. Biz tablodan şurayı okuyabiliriz. 1.70'e karşılık gelen tablo değeri bakarsanız 0.9554 olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla burası 1-9554, o da %4.46'ya eşit. Simetriden dolayı bu alanda %4.46 oluyor. Sonun C seçeneğinin yanıtı bu şekilde. Peki devamında ne sorulmuş? Z'nin 1'den, -1'den büyük olmalısı. -1 ortalamanın sonunda, -1'in solundaki alan. Bunun simetriğini yine düşüneceğiz. Ayrı ayrı çizecek olursam 0'a 1. Bunun simetri, -1'in simetriği artı 1. Artı 1'in gerisindeki alan, yani şu alan, -1'in sağındaki alanla aynıdır. Tablodan da 1.00'a bakarsanız sorunun yanıtının 84.13 olduğunu görürsünüz. E seçeneği iki tane pozitif değerin arasında Z'nin olma olasılığını sormuş. Yine şurası 0, 1, 1.20 ve 1,
1,33 arasında olması olasılığı bu alan soruluyor. Burada da doğrudan 1,33'ün gerisini önce okuyacağız. Sonra 1,20'nin gerisini okuyacağız. İkisinin arasındaki farkı alacağız. 1,33'ün gerisindeki alan tabloya baktığınız zaman 90,82'dir. 1,20'nin gerisindeki alan tabloya baktığınız zaman 88,49'dur. Bu alanda ikisinin farkı %2,33 veya 0,0233'e eşittir. Takip eden seçenek bir negatif bir de pozitif değer arasında olma olasılığı. Yani şekilde gösterirsek şurası 0'a 1 olursa -1,70 artı 1,20. Bu aradaki alan bize soruluyor. Burada ilk yapılacak şey şu 1,20'nin gerisine bir tablodan okumak olacak. 1,20'nin gerisi tabloyu açtığınız zaman 0,8849 olarak okunuyor. Ama tabii ki bu sorunun yanıtı değil. Şu alan çıkartılırsa, maviyle taradım. Sorunun yanıtını 88,49'dan şu maviyle taradığım alanı çıkartırsa sorunun yanıtını bulacağım. Peki burayı nasıl söyleyebilirim? Burada simetri özelliğinden yararlanacağız. Artı 1,70'in sağında kalan alan, şu iki mavi alan simetriden dolayı birbiriyle aynı. Burayı da doğrudan söyleyemem ama 1,70'in gerisini, birikimli olasılığını söyleyebilirim. Ki bu da, yani şu alan %95,54 olarak tablodan okunuyor 1,70'e karşılık gelen değer. Burası 95,54 ise şu alan 1-%95,54, yani 0,0446, %4,46'ya eşit. Dolayısıyla burası da %4,46'ya eşittir. Sorunun yanıtı ise %88,49'dan %4,46'yı çıkarttığınız zaman %84,03 olarak bulunacaktır. Bu da F seçeneğinin yanıtı. Peki, daha devamı varmış. İki tane negatif değer. Bu daha kolay arkadaşlar. Az öncekine göre bir pozitif bir negatif olduğunda daha fazla işlem yapmamız gerekiyor. Çünkü burada doğrudan simetrini düşüneceğiz. Nedir? Şurası 0, -1 ve -1,70'in arasında olma olasılığı. Bakın ikisi de negatif değer. İkisinin de simetrini düşünürseniz artı 1, artı 1,70. Şu iki alan simetriden dolayı birbiriyle eşit. Dolayısıyla ben önce 1,70'in gerisini okuyacağım. Sonra 1'in gerisini okuyup arasındaki farkı alacağım. 1,70'e tablodan baktığımızda %95,54 olduğunu görüyoruz. 1'e baktığımızda 0,8413 olduğunu görüyoruz. %95,54'ten %84,13'ü çıkarttığımızda 0,1141 veya %11,41 olarak şu taralı alanları bulmuş oluyoruz. Simetriden dolayı bu alanlar birbiriyle aynı olasılığa sahipler. Peki, evet, 16. soruyu tamamladık. Şimdi 17. soruda yine standart normal dağılımla ilgili doğrudan. Ama bu sefer tablonun tersten kullanımına yönelik sorular var. A seçeneğinde Z'nin hangi sayıdan küçük olma olasılığı %70'tir denilmiş. Şimdi burada şöyle bir standart normal dağılımı çizelim. Şurası 0, burası da 1. Bize verilen ifadeyi şekilde gösterdiğimiz zaman bu soruları çözmemiz oldukça kolay oluyor. İfadeyi okuduğumuzda hangi sayıdan küçük olma olasılığı Z'nin %70'tir. Dolayısıyla hangi sayıdan küçük olma dediğine göre Z'nin gerisinde %70'lik alan olacak. Bu sıfırdan küçük şurada bir değer olamaz. Çünkü bunun gerisindeki alan %70 olmaz. En çok %50 olur. Dolayısıyla şurada bir Z değeri arıyoruz biz. Bunun gerisindeki alan %70 veya tablo gösterimiyle 0,7. Tabloyu tersten kullanacağız burada. Nasıl yani? Tabloyu açacağız. Ve 0,7000'lik olasılığı arayacağız. Tam olarak bulamıyoruz. Genellikle bir aralık söz konusu oluyor. Şöyle baktığımız zaman... evet, şu arada bakın 69,85 ile 70,19'un arasına düşer 0,7000 değeri. Buna karşılık gelen değerler de 0,52 ve 53. 0,52'ye karşılık 0,6985 gelmiş, 0,53'e karşılık
0.7019 gelmiş. Ha, burada hangisi daha yakın? 69.85 daha yakın. Dolayısıyla 0.52'yi almanızda bir sakınca yok. Ama birinde 15, birinde 19'luk fark var 0.7000 ile. Dolayısıyla ortalar daha yakın. Yani 0.525 alırsanız daha yakın bir tahmin yapmış olursunuz. 0.52 oranı. Ama 0.52 almanızda bir sakınca yok. Ama biz 0.525 olarak alacağız. Dolayısıyla demek ki Z'nin hangi sayıdan küçük olma olasılığı %70'ti? Z'nin 0.525'ten küçük olma olasılığı %70'miş diye bu soruyu yanıtlıyoruz. Hemen takip eden seçeneğe baktık. Yine standart normal dağılım söz konusu. Bu sefer ifade neye karşı geliyor? Z'nin hangi sayıdan küçük olma olasılığı %25? Yani solunda kalan alan %25 olacak. Bu negatif bir Z değeri bizim aradığımız. Ve şu kısım %25. Bunun simetriğini düşüneceğiz. Negatif ya. Şurası 0'a 1 Z dersek. Sağ kuyruğa biz %25 vereceğiz. Ve bu Z'yi bulmaya çalışacağız. Bu Z'yi bulmamız için birikimli olasılığına, yani gerisindeki olasılığa ihtiyacımız var. Eğrinin altındaki alan %100 ise %100'den %25'i çıkartırsak %75 veya 0.7500. Dolayısıyla yine tabloyu tersten kullanıp 0.7500 birikimli olasılığına karşılık gelen Z değerini bulalım. 0.7500. Şurayı bir temizleyeyim. 75.00. O da tam olarak yok. 74.86 ve 75.17. Onlar da kime karşılık gelmiş? 0.67 ve 0.68'e karşılık gelmişler. Yine ortada kaldığı için bunu da 0.675 olarak almak daha mantıklı olacak. Dolayısıyla burası 0.675 ise bizim aradığımız değer bunun ters işaretli ise -0.675. Dolayısıyla Z'nin hangi sayıdan küçük olma olasılığı %25'miş? -0.675'ten küçük olma olasılığı %25'tir diye 17. soruyu cevaplıyoruz. B seçeneğine, C seçeneğine geldik. C seçeneğinde ise şöyle bir bakalım, 0'a 1. Z'nin hangi sayıdan büyük olma olasılığı %20? Büyük olma olasılığı %20. Dolayısıyla biz bir Z değeri arıyoruz. Bunun büyük olma dediği için sağında kalan alan %20 olacağına göre pozitif bir Z değeri arıyoruz. Sağında kalan alan şurası %20 ise gerisinde kalan alan %80, yani 0.8000. Tabloyu açıp 0.8000'lik birikimli olasılığa bakarsak 0.8000'lik birikimli olasılık, evet şurada 79.95 80.23 arasında, ama 79.95'e çok daha yakın. 79.95'e karşılık gelen değer de 0.84'müş. Onu hemen buraya yazdığımız zaman Z'nin hangi sayıdan büyük olma olasılığı %20'dir deniliyordu. 0.84'ten büyük olma olasılığı Z'nin %20 diye 17. sorunun C seçeneğini yanıtlamış oluyoruz. D seçeneği de varmış. Z'nin hangi sayıdan büyük olma olasılığı %60'tır denilmiş. Şöyle 0'a 1 diyelim. Hangi sayıdan büyük olma olasılığı %60'tır? Sağında kalan olasılık %60 olan Z değeri pozitif midir, negatif midir? Tabii ki negatiftir. Şurada bir Z değeri alıyoruz. Sağında kalan olasılık şurası da %60. Şimdi bu negatif bir Z. Simetriden yararlanacağız dolayısıyla. O zaman tekrar bir standart normal dağılım çizersem şuradaki Z'nin gerisindeki alan 0.6000. Dolayısıyla tablodan 0.6000 birikimli olasılığa bakacağız. Okuduğumuz Z'nin ters işaretlisi sorunun yanıtı olacak. Hemen tabloyu açtık. 0.6000'lik olasılık arıyoruz. 6.000. O şu arada kaldık. 59.87, 60.20. Ama 59.87'ye çok daha yakın olduğu için nedir değerimiz? 0.25. Dolayısıyla şurası 0.25 ise sorunun yanıtı -0.25. Z'nin -0.25'ten büyük olma olasılığı %60'tır diye soruyu yanıtlıyoruz.
Peki şimdilik kaydı durduralım kaldığımız yerden. Daha sonra devam edelim.